Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Çitgöl beldesinde hasırcılık mesleği adeta zamanla direniyor. Simav Gölü kurtulunca ilçede uzunca bir süre hasırcılık yapılamadı. Ancak son dönemde ilçe dışından getirilen kamışlarla bu meslek sürdürülmeye çalışılıyor. Daha böyle çeziyoruz, kamışını soyuyoruz, özün ipini yırıyoruz, dokuyoruz. Aha, uğraşıyoruz işte. Tamam. Çok para değil, daha öyle eğleniyoruz bundan. 70 yaşındaki Fethiye Aytekin çocukluk yıllarında başlamış bu işe. Eski zanaatimizi yapıyoruz. Çocuktan beri onun içindeyiz. Aha öyle uğraşıyoruz daha önce. Evvela bir göl battı. Yeniden yine buna başladık. Bundan sonra halıdan sobun yine bunu ekliyoruz. Süheyla Kızılaslan ise bu işi yapmanın stres attığını ifade etti. Babam önceden kamış bir şey gelirdi. Onlar yetiyorlardı. Şimdi onlar batınca yeniden getiriyoruz başka yerden. Biz dokuyoruz, biz şey yapıyoruz. Çalık çocuk kabzıyız. Aslında evet. Dokuması çok güzel. Kafan eseliyor. Evet. Yani moral dağıtıyor, dağıtıcı. Çalık yani, çocuğunu da kabzıyor. Yani kamış dağıtıyor. Yok diye dokunuyordum daha bu yıl. Evde oturuyor, oturuyor da başı oluyor. Hal edemiyoruz, gözler fark etmediği için. Hasır daha zevkli geldi bize. Stres attırıyor yani hasırda. İlçede hasırcılık 1960 yılında başladı. Bu hasırcılığı diğer köylerde bıraktılar ama Çitgöl beldesinde hala devam etmektedir. Şu an itibariyle beldemizde 30 aile bu işle geçimini sağlamaktadır. Günlük 60-70 lira kadınların yevmiyesi gelmektedir. Dokunan hasırlar İzmir, Ödemiş, Kırkağaç, Soma ve Bergama'ya gönderiliyor.